Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız, oklavasız, herkesin yapabileceği kolaylıkta, çıtır çıtır, muhteşem bir sarıyer böreği tarifi hazırladım. İç harcına kuş üzümü ekledim. İnanılmaz derecede lezzetli bir börek oldu. Tarifimi sizlerin mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 5 su bardağı unu eleyerek yoğurma kabımın içerisine almıştım. Onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi yanıma hazırlamış olduğum suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. 5 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2,5 su bardağına yakın su kullandım. Bu miktar herkesin ununun markasına kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizlerde hamuru yoğururken suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Sarıyer böreğinin hamuru özel bir hamurdur. Bu şekilde yırta yırta yoğurmamız gerekiyor. Hamuru bu şekilde yoğurarak özünü çıkartıyoruz. Hamur sakız kıvamına geliyor. Hamuru ben yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim. Ve hamuru bu şekilde toparladıktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ama hamur dinlendikçe daha da kendini salar, daha da özlü bir hamur haline gelir. Dinlenen hamurun kıvamını zaten görüyorsunuz. Hamuru şimdi tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve rulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeyi hazırladıktan sonra üzerine bakar mısınız? Üzerinde tek bir pürüz bile yok. Sarı yer böreği hamurunun tam da bu şekilde olması gerekiyor. Artık bu hamur kolaylıkla açılacaktır. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra şimdi biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra da küçük oklavamla açmaya başlıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdanede kullanabilirsiniz. Bezeyi tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenara alıyorum. Kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bu arada kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok börek tarifi var. Eğer onlara da göz atmak isterseniz ballı lezzetler börek tarifleri diye aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Bütün bezeleri aynı büyüklükte açtıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak tabağın içerisine yağ karışımından sürdüm. Daha sonra açmış olduğum hamurları teker teker tabağın içerisine alarak her birinin üzerine bol miktarda tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bu sayede hamurlar birbirine yapışmayacaktır. 6 tane hamuru üst üste katladıktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek dinlenmeye bıraktım. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. İçerdiği için yarım çay bardağı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Üzerine 400 gram kıyma ekledim. Kıymalar bu şekilde kavrulduktan sonra üzerine yemeklik olarak doğramış oldum. 2 adet büyük boy kuru soğana ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Şimdi yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekledim ve güzelce karıştırıyorum. İç harcının içerisine sarı yer böreğinin olmazsa olmazlarından kuş üzümü ekleyeceğiz. Ama kuş üzümünü eklemeden önce ılık suyun içerisinde 15 dakika bekletiyorum. tarifimde 3 yemek kaşığı kuş üzümü kullanıyorum. Kuş üzümünü ılık suyun içerisinde 15 dakika beklettikten sonra kıymanın üzerine ekledim ve güzelce karıştırıyorum. İç harcını hazırladıktan sonra soğuması için kenara bıraktım. Bu arada hamurda oda sıcaklığında 1 saat dinlendi. Şimdi dinlenen hamurun kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Sadece elimle tutup çektiğimde hamur kendiliğinden açılıyor. Şimdi ilk olarak hamuru açacağım. Tezgahın üzerine bolca yağ sürdüm. Daha sonra en üstteki hamuru tezgahın üzerine aldım. Hamurun üzerine de yağ sürdükten sonra elimle açmaya başladım. Hamuru nasıl açtığımı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Hamurun kenarından sadece elimle tutup çekiyorum. Hamur zaten kendiliğinden açılıyor. Hamurun bu kadar kolay açılmasının sırrı hamuru uzun süre sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurduğumuz için ve dinlendirdiğimiz için. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde hazırlamış olursunuz. Hamuru incecik bir şekilde açtıktan sonra kenarlarından içe doğru katladım. Daha sonra bir kenarına iç harcını yerleştirdim ve rulo şeklinde sarıyorum. Bu aşamada hamuru sararken kesinlikle çok sıkı bir şekilde sarmayalım. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra iki uç kısmını ortada birleştirerek böreğin şeklini veriyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Şimdi böreklerin üzerine bol miktarda tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Daha sonra da önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Zaten böreklerin ne kadar güzel olduğunu ekrandan sizler de anlayabilirsiniz. İnanın hazır satılan böreklerden çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.